Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden ve YouTube'un topluluk bölümü üzerinden merak ettiğiniz soruları sormanızı istemiştim. O soruların cevaplarıyla şimdi karşınızdayım. Önce vakit kaybetmeden Instagram üzerinden gelen sorulara bakalım. Şeymanur Nur YLD isimli kullanıcı demiş ki 8. sınıf kaynak öneriniz var mıdır? Arkadaşlar birçok kaynağı görüyoruz. Birçok kaynağı öğrencilerimiz bize getiriyorlar, inceliyoruz. Piyasadan da çok fazla kaynakları gördük ve inceledik. Bunlara baktığımız zaman birçok kitabı size önerebiliriz. Yani bunların arasında cevap yayınları olabilir. Çanta yayınlarının kitapları olabilir. Özellikle İnkılap Tarihi için Metin Hocamızın kitaplarını alabilirsiniz. Metin Özdamarlar kitaplarını. Arı yayıncılığı ben öneriyorum İnkılap Tarihi için. Diğer sınıf ve branşları bilemiyorum ama 8. sınıf için özellikle İnkılap üzerinden konuşacaksak cevap yayınlarını, çanta yayınlarını, işte arı yayıncılığı, hız yayınlarını bunları alabilirsiniz diyebilirim. Özkaya Zehra isimli kullanıcı yanlış söylüyorsam kusura bakmasın. Atatürk'ün ilkeleri var mı YouTube kanalınızda demiş. Evet, Atatürk'ün ilkelerini anahtar kelimelerle birlikte uzun bir süreçte anlattığım bir videom var. Yaklaşık 20 dakikalık süren bir videomuz var. Gerçekten o konuyu izleyen öğrencilerimiz de anahtar kelimeleri bildiği zaman ilkeler konusuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağını söyleyebilirim. O videomuzu da açıklamalar kısmından ya da bilgi butonu kısmından ulaşabilirsiniz. Bir öğrencimiz e, ismini okuyamıyorum. Motivasyonumuz düşünce ne yapmalıyız demiş. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Sizler sınava çalışan öğrencilersiniz. Bu süreçte öğretmenleriniz ve ailenizin sizden beklentileri var ve sizin kendi hedefleriniz de var. Bu doğrultuda çalışıyorsunuz ve bir süre sonra motivasyonunuz düşüyor. Bu çok normal. Bu herkeste olan bir şey. Sadece sizde olan bir şey değil. Peki bu durumda ne yapmalısınız? Arkadaşlar baktınız ki dersten sıkılıyorsunuz, dersi belli bir süre bırakın. Yani zorla başında oturmak size o dersi öğretmeyecek. O yüzden birazcık dersi bırakın, ara verin, camanızı açın, ortamınızı değiştirin, oda düzeninizi değiştirebilirsiniz. Bu tarz şeylerle motivasyonunuzu bir tık arttırabilir. Youtube üzerinden de benim kanalımdan rehberlik ve motivasyon videolarını izleyebilirsiniz. Mustafa Çağlar 4406 isimli kullanıcı benim ismimi merak etmiş. İsmim Muhammed Buğra. Muhammed Buğra Arslan. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Youtube'da e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Eski öğrencilerimden Nardane Öğünç. Hocam kitabınızı çıkaracak mısınız? Kitap çıkarmak için çalışma yapıyorum. E, gün e, yani Sor bankası çıkarmak için uğraşıyorum. E, günde 2-3 soru ne kadar yazabilirsem. Gerçekten soru yazmak çok zor. O yüzden kaynak evet, oluşturan yayın evlerinin de e, işinin zor olduğunu biliyorum. Anlıyorum onları da. Kitabı inşallah çıkartmaya çalışacağım. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene artık bu sene biraz zor görünüyor ama önümüzdeki sene kitabı çıkartmaya çalışacağım. Sena Kapucu isimli kullanıcı demiş ki 8. sınıflar 2 hafta boyunca inkılaptan kaç soru çözmeli? Büyük ihtimalle bu e, virüs tatilinden dolayı diyorsun ara verilmesinden dolayı diyorsun. 2 hafta boyunca evinizde kaldığınız süreç içerisinde. Özellikle ağırlığı matematik, fen, Türkçe derslerine vererek ama inkılap İngilizce ve din kültürünü de boş bırakmayarak çalışmalısınız. Benim size tavsiyem inkılap tarihinden günde 50-60 soru civarında nitelikli sorular çözerseniz sizin için yeterli olacaktır. Bu sorular e, özür dilerim bir tane daha soru kaldı Instagram üzerinden gelen. Ayfer Acar 2127 isimli kullanıcımız demiş ki Hocam eğitim hangi milli güce girer sebebiyle açıklar mısınız? Eğitim Sosyal ve kültürel güce girer. Yani Atatürk'ün insanlar üzerine yaptığı ilkeler ve inkılaplar, yenilikler konusuyla alakalı yapılan eğitimle ilgili şeyler sosyal ve kültürel güce girer. Çünkü yapılan şeyler toplumsal hayatı etkilediği için bu güce girer diyebiliriz. Instagram üzerinden gelen sorular bunlardı. Şimdi bir de YouTube üzerinden gelen sorulara bakalım. Lorin Kılıç isimli kullanıcı demiş ki hocam uzaktan eğitim dediler de online eğitim gibi mi? Hocalarla görüntülü bir iletişim içinde mi olacağız yoksa eba'dan video izleyerek mi konu işleyeceğiz demiş. Umarım anlatabilmişimdir diye de eklemiş. Uzaktan eğitimle ilgili detaylar bugün belli olmaya başladı. Program yayınlandı. O programda Instagram sayfamdan sizlere duyurdum. Oradan da bakabilirsiniz. Ama ben burada şöyle bir şey beklemiyorum. Yani öğrencilerle birlikte Google mesela Google'ın öyle sınıfları falan var görüntülü öğretmenlerle etkileşimli ders işlenebiliyor. Öyle bir etkinlik olmayacak çünkü 17 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi var. Bunu altyapısını sağlanması bir kere çok zor. EBA ve TRT üzerinden eğitim kanallarından olacak ve sizler de o kanalları takip edeceksiniz belirli sınıf saatlerinde, belirli programlar dahilinde. Semanur Atan, matematik netlerim bir türlü yükselmiyor. Hocam ne yapabilirim? Öncelikle bunu öğretmenlerimizin anlattığı şekliyle dinlemeniz gerekiyor. Tabii şu sıralarda tatil olduğu için bu mümkün değil ama ilk başta öğretmeni derste dinlemek çok önemli. Sonrasında matematikle ilgili bol bol soru çözmek bu işin sırrıdır. Yanlışlarınızı da mutlaka yanlış bir şekilde geçmeden öğretmenlerinize tekrar ettirerek, anlattırarak eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Nazan açık demiş ki: "Hocam bu tatilde günlük kaç saat çalışmalıyız?" Bu tatilde şöyle söyleyelim. Normal okul sürecinden birazcık uzaklaştığınız için EBA ve TRT üzerinden kanallardan normal akışı devam ettireceksiniz. Ama onun haricinde de LGS öğrencisiyseniz eğer günde en azından yine 3-4 saatlik çalışmayla devam etmelisiniz. Hatta şu an için 3 saat bile az diyebilirim. Çünkü sınava az bir süremiz kaldı. Biz 7 Haziran'da sınav olacak gibi Hazırlanmalıyız. Yani şu an için sınavın iptali ya da ertelenmesi gibi bir söz konu şey söz konusu değil. Ama ertelenebilir dendi. Sadece buna dikkat edeceğiz. O yüzden sınav 7 Haziran'daymış gibi hazırlıklarınızı yapmalısınız. Ruhi Mert demiş ki, motivasyonumuzu nasıl sürekli hale getirebiliriz, bıkkınlıktan nasıl kurtulabiliriz demiş. Ayrıca soru-cevap yaptığımız için de bize teşekkür etmiş ne demek diyelim. Motivasyonunuzu nasıl sürekli hale getirebilirsiniz? Arkadaşlar, kendinize küçük hedefler belirleyin. Küçük hedefleri belirlediğiniz zaman da küçük hediyeler koyun kendinize. Yani o hedefe ulaştığınız an kendinizi ödüllendirin. Küçük ödüllendirme sistemleri yaparak da motivasyonunuzu sürekli hale getirebilirsiniz ve şunu yapmaya çalışın. Günde çözdüğünüz soruları bir çeteli haline getirin. İşte bugün şu kadar çözmüşüm. Bugün bu kadar arttırmışım. Bak şu kadar sayı artmış çözdüğüm sorular. Ve rakiplerimle aramı açıyorum diye düşünürseniz motivasyonunuzu daha da arttırabilirsiniz. Hasan Ali Yaşar demiş ki, matematiğe günde ortalama kaç saat, kaç zor yeni nesil soru vermeliyiz herhalde soru olarak sormuş. yani soru olarak matematikten kaç soru çözmeliyiz tarzında söylemiş. Yani derslere baktığımız zaman 6 tane ana branşınız var. Ben her zaman size söyledim. Dedim ki hepsini aynı günde çalışmayın. 2 tane seçin. Atıyorum bugün matematikli inkılabı seçin. Matematikten en az 150-200 soruya yaklaşmaya çalışın. İnkılap tarihinden 60-70-100 ne kadar çözebilirseniz. Yani günde ortalama artık 300 soruyu geçmelisiniz diyebilirim. Karakartal da aynı soruyu sormuş. Tatilde günde kaç soru çözmeliyiz diye sormuş. Biraz önce bu sorunun cevabını verdim en azından günde 300 soru çözmelisiniz. Çünkü şunu söyleyelim. 1 milyon 700 bin kişi bu sınava girecek ve birçok öğrenciyi geçmeniz gerekiyor. Nitelikli okullara girebilmeniz için. Benim öğrencilerim, koçluk öğrencilerim var. 3 tane günde yani 350-400 soruyu çözüyorlar şu anda. Daha da arttıracaklar onu da söyleyeyim. Yani rakipleriniz dişli onu bilin. Sorular ne kadar kaliteli ise ne kadar çok soru çözerseniz bu sizin için o kadar iyidir. AA demiş ki hocam hangi yayını önerirsiniz ve günlük kaç soru çözmeliyim? Günlük kaç soru çöz kaç soru çözmeliyimin cevabını verdim. 8. sınıf için hangi yayınları önerirsiniz? İlk soruda da cevabını vermiştim bunun. Cevap yayınları, Mega 8 kitabını alabilirsiniz. Arının kitaplarını, Arı yayıncının kitaplarını alabilirsiniz. Çanta yayınlarının kitaplarını alabilirsiniz. Hız yayınlarının kitaplarını öneriyorum bu sorulara. Bu kitapları alabilirsiniz. Hilal Holmes Demiş ki hocam bugün çanta yayınlarından 60 soru çözdüm ve 56 doğrum 4 yanlışım çıktı sizce nasıl? Herhalde inkılap tarihinden söylüyorsun. 56 doğru 4 yanlış bence gayet iyi. O 4 yanlışının niye yanlış olduğunu irdelemen gerekiyor. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Günde aynı yoldan 10 kere geçiyorsunuz. Önünüzde bir çukur geldi. Çukura bir kere düştünüz. Bir daha düşmek ister misiniz? Hayır. O yüzden o çukurun yerini öğrenirsiniz değil mi? Yanlış da böyledir. Dört tane yanlışın çıktıysa hangi konuda? Diyelim ki işte Kurtuluş Savaşı konusundan, Doğu Cephesi, Batı Cephesi, Güney Cephesi konusundansa bu konuyu tekrar edeceksin ve o soruya yanlış yaptığın soruya bir daha bakacaksın. Bu sayede o yanlış olan çukura bir daha düşmemeye çalışacaksın. Bence gayet iyi. Çanta yayınları gerçekten kaliteli bir yayın. Yani Metin hocamız güzel sorular hazırlıyor. 56 doğru 4 yanlış iyi ama neden 60 olmasın diyoruz. Evet arkadaşlar Instagram ve YouTube üzerinden gelen sorular bu şekildeydi. Hazır Instagram demişken Instagram'da sosyal bilgiler dersliği sayfamı da takip edebilirsiniz. Orada da sizler için bilgilendirici açıklan, açıklayıcı paylaşımlar yapıyorum. Orada da kısa kısa notlar paylaştığım bilgi paylaşımlar yaptığım oluyor. O oradan da beni takip edebilirsiniz. Duyuruları, uyarıları, yapacağınız şeyleri oradan da takip edebilirsiniz. Yine YouTube'da bu tarz kendimi kameranın önüne koyduğum videolar devam edecek. çok fazla yapmamıştım bunu ama bu tatil sürecinde kendime böyle bir ortam hazırladım ve bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Birazcık böyle devam edecek. Belki severseniz yine kamera önünde de bu olay devam edebilir. İnşallah bunu daha da geliştirmeye çalışacağım. Onun sözünü de size buradan verebilirim. Evet arkadaşlar böylece videomuzu bitiriyoruz. Bize destek olmak için derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.